özel bir tekstil şirketi burası, geldik. Bir de biz müsaadenizle işçi arkadaşlara da sormak istiyoruz. Haklarınız nasıl burada? Burada bizim bütün doğal haklarımız var. Evet. Haklarımızı veriyorlar. Biz şimdi üye için burası bulunmaz bir şey. Yani biz burası olmasa işsiz kalma imkanlarımız var. Yani bulunmaz bir veli nimet burası. Burada bir herhangi bir sıkıntımız yok. Sabah işimize geliyoruz, akşam gidiyoruz işimize, evimize tabii gidiyoruz. Tabii ben şimdi buraya gazeteci kimliğimle değil, evet, Çevre ve İnsan Hakları Koruma Dernek Başkanı kimliğimle geldim. Evet. Çevreyle ilgili, biz şimdi bakıyoruz. Her şey evet, güzel, hijyen. Evet. Şimdi bizim için tabii insan hakları da çok önemli. Haklarınızla evet, ilgili bir sıkıntı yaşamıyorsunuz değil mi? Hayır, var mı? Yaşamıyoruz. Tüm yani söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Hayır, yok. Tüm haklarımızı alıyoruz. Yani burada arkadaşlara yine soralım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şimdi biz buraya gezmeye geldik. Hoş geldiniz. Tabii gazeteci kimliğimle değil, Çevre ve İnsan Hakları Başkanı evet, kimliğiyle geldim. Çevreye baktık, bir sıkıntı hiç görmedik ama insan hakları olarak gerçekten bana söyleyebileceğiniz şikayet bir şeyiniz var mı? Ya şurası insan haklarına en önemli bir yer. Hani diğer iş yerlerine bilmiyorum ama burada gerçekten biz hakkımızı alıyoruz. Sağlıkla ilgili bir sağlık konusunda bütün kontrollerimiz yapılıyor. Ekipmanlar dağıtılıyor. Bütün şeylerimiz, sıkıntımız yok yani. Yani ben sizin de el sıkıştığım koruyucu, zaman... Koruyucu önlemlerimizi mutlaka veriyorlar, bize temin ediyorlar. Maskemiz olsun. Bir sıkıntınız olduğu zaman kurum hemen değerlendiriyor mu? Tabii mutlaka. Buradan şikayetlerimiz var, şikayet tutarımız var. Müdürümüz de bakıyor. Diğer herkes bunu kontrol ediyor yani. Herhangi bir problem yok. Yok Allah'a şükür. Yani gözünüze batan bir problem olduğu zaman bize ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Tabii ki mutlaka. Bir sıkıntı yani olduğu zaman onda... biz söylüyoruz yani bize ulaşın diye. Kimse burada sağlığını tehlikeye atacak bir duruma girmez yani. Böyle bir durum olsa zaten burada çalışmazlar. Memnunsunuz, bir sıkıntı yok. Çok şükür Allah'a. Peki, biz de bundan hani, memnun kalıyoruz tabii. Şurası benim için bir veli nimet. Benim görüşüm. Eyvallah, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çevre ve İnsan Hakları Koruma Dernek Başkanıyım. Buraya bir nezaket ziyaretine geldik. Ama bu arada da çevreyle ilgili bakarken bir de insan hakları başkanı olduğum için bir de buradaki arkadaşlara sormak istiyorum. Burada gerçekten haksal bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Var mı bir sıkıntınız? Herhangi bir sıkıntı yok yani. Yani sağlığınızla ilgili bir sıkıntı yaşıyor yok, musunuz? Hiçbir sıkıntı yok. 15 senedir biz bu işi yapıyorum. Biz denetimci değiliz. Biliyorum, ama biz dernek olarak burada bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığınızı merak ediyoruz. Yok, herhangi bir sıkıntı yok yani. Maaşınızla ilgili, yemenizle, içmenizle ilgili, hiçbir sağlıkla ilgili. Her şey dört dörtlük yani. Yani memnun katsayınız yüksek mi? Memnuniyet katsayınız yüksek. Evet, yüksek. Peki, biz dernek olarak her türlü şikayetinizde sizin yanınızdayız. Bunu bilmenizi istiyoruz. İnşallah üyemiz böyle güzel tesisler kazanır. İnşallah tabii ki her zaman ki ne kadar yatırım olursa o kadar daha iyi olur yani üye için. Peki evet, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Kurutma işlemi yapıyorum. Kurutma işlemi. Evet. Şimdi ben insan hakları başkanıyım. Çevre başkanıyım. Biz şimdi yönetici yok yanımızda, öyle kabul edin. Evet. Biz özellikle merak ettiğimiz şey. Tabii biz denetimci değiliz ama toplumsal tepkilerle ilgili var mı yok mu anlamında sormak istiyoruz. Hakkınızla ilgili alamadığınız hakkınız var mı burada? Kesinlikle yok. Sağlıkla ilgili bir problemimiz var mı? Yok. Yani gereken önlemlerin hepsi alınıyor. Yani, rahat mısınız yani? Maskemizden... Bunu içten samimi söylüyorsunuz değil mi? Yani evet. Maskemizden tutun, eldivenizden, kişisel kıyafetlerimizden hepsi veriliyor. Yani önlemler güzel. Yani bizim sağlığımıza etki edecek herhangi bir olumsuz bir şey yok. Bazen derler ki işte kanserojen etki falan filan var derler. Evet. Siz tam bu sürecin içindeki bir süreçtesiniz. Evet. Böyle bir şey yaşıyor musunuz? Ya şu an kesinlikle yaşamıyorum. Öyle bir olumsuz şu dakikaya kadar olumsuz bir vaka görmedim. Olmadı. Bundan sonra da olacağını ben de... Siz burada çok önemli bir yerdesiniz. Evet. Yani kanserojen etkisi olabilecek bir noktadasınız. Var mı böyle bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Gerçekten bunu içten söyleyin ama. 1996 yılından beri ben bu işi yapıyorum. En ufak bir etkisini görmedim. Peki burada ilgili bir şikayetiniz olduğu zaman gerçekten ilgileniyorlar mı? Tabii ki tabii. Yani bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Zaten memnun olduğumuz için firmada çalışıyoruz. Memnun olmasak zaten firmada çalışmayız. Bunun göstergesi eğer burada çalışıyorsak memnunuz yani. Çünkü pardon. Buyurun. Şimdi bu riskli bir şey değil mi? Yani normalde. Bu mu? Eskiden. Aynen. Eskiden öyleydi. Aynen. Şimdi var mı bir riski? Şimdi yok. Ne yapıyorsunuz siz burada? Şimdi daha önce kumla diyor diye. Burada ne yapıyorsunuz şu anda? Şu anda ağartma işlemi yapıyorum. Ağartma, renk açma işlemi yapıyorum şu anda. Normalde eskiden riskli miydi bu? Eskiden daha önce şöyle bir yanlış bilinen bir şeyler var. Kumla diyor vardı. Kumla diyor zaten şu anda hiçbir yerde yok. Onun alternatifi var mesela lazer şu anda. Şu anda herhangi bir riski yok.
Herhangi bir risk yok. Biz zaten arkadaşlara bakarsanız mesela hepsinde kişisel koruyucular, ekipmanlar hepsi zaten mevcut yani. Peki, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz burada? Pantolonları yakıyoruz. Desen veriyoruz yani. Desen veriyorsunuz. Evet. Şimdi ben Dünya Çevre ve İnsan Hakları Koruma Dernek Başkanıyım. Evet. Bir şey sormak istiyorum. Tabii. Ama burada hiçbir gerçekten burada sıkıntı yaşıyor musunuz? Hayır, yaşamıyoruz. Yani maaşınızda, sosyal güvencenizde, yemeniz, biz denetimci değiliz ama biz insanların hakkının korunması anlamında soruyoruz. Tabii ki. Var mı bir sıkıntınız? Hayır, hayır. Hiçbir sıkıntımız yok. Biz sağlıksal riskli bir şey yaşadınız mı burada? Hayır, yaşamadık. İşinizde bir aksamanız var yok mı? Bunu rahatlıkla söylüyorsunuz, söyledim, değil mi? Evet. Ne, mesela size göre bu işin bir riski var mı? Bence yok. Yok. Ne yapıyorsunuz mesela siz burada? Siz deseni mi veriyorsunuz? Biz koyuyoruz. Makine deseni veriyor. Makine de veriyor deseni. Aynen. Ne kadar zamandır yapıyorsunuz bu işi? 2 aydır. 2 aydır yapıyorsunuz. Sigortanız ödeniyor. Ödeniyor. Yemeğiniz düzgün geliyor evet, mu? Evet, geliyor. Bir sıkıntı yok. Yok. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Haber için burada kalmaya devam edin.